Evet sevgili dostlar, Derman şu anda benim montajlarımı yaptığı için Derman'ın açılışını ve girişini ben yapacağım. Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet dostlar, Murat kardeşim bugün süper bir tatlı yapmış. Evet, görünüşü gerçekten çok güzel. Aynen. Baklavaya benziyor ama bakacağız biraz sonra tadına. Vallahi ben lezzetine baktım arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Ben bugün işteydim. Murat özellikle Nail'leri çağırdı. Derman bacımları çağırdı. Gelin size tatlı yapacağım dedi. Tatlısı da buymuş. Ama gerçekten baklava gibi olmuş. Çok da güzel olmuş. Buzdolabına niye koydunuz? Bilmiyorum Donmaz, ki. donmazdı Murat buzdolabına koymuş. koymasaydınız. Murat koymuş. Hatta onu mikrodalganın içine sür biraz ısıt. Yo yo o şey der. Şey der. Vallahi dostlar mükemmel gözüküyor. Bakacağız biraz sonra tadına. Bakalım ben kaçta bakayım. Hatta dostlar şöyle yapalım. Adına Şu bak şuradan istersen. ayrıldı. Ha. Dahil de mi var bunun içinde? Var mı? Vallahi gerçekten çok güzel olmuş. Kardeşim yapıyor ya, Baklava Hünelli. gibi olmuş değil mi? Aynen. Hünelli vallahi. Bir de sen düzgün servis yapsan, iyi bir bıçak alsan eline. Ya bıçakları bulamadım. Derdin ne bilmiyorum ki. Derdin ne? Buradaki Kızım bıçak ıspatula alsana. Muratçım nerede onlar? Bundan da alınmaz ki. Alın alın. Evet, tatlının sanatkarı burada. Merhaba dostlar. Hoş geldiniz Bazım kanalına. Oluyor mu? Oluyor, oluyor. Hadi iyi tamam. Şunu dağılmasın diye kaçım. Vallahi güzel bir görüntü var. Tadı değişik değil mi? Aynen. Bugün biz tepsinin sonunu bulmadan ben gitmem dostlar. Canım, görürsünüz siz şimdi biraz sonra. Sizin için yaptım valla. Çayımız o zaman hazır dostlar, arkadaşlar. Çay içerken Derman biraz daha kendisi videosuna devam etsin. Canlar enişten baklava yapmış. Ayarladın. Şerbetini kaynamaya başlayınca 15 dakika normal kaynattım. 15 dakikada kısık ateşte en yürüdü. Yarım saat yani toplam. Yarım saat kaynattım, kapattım, soğuttum. Buluşturması. Şeyi çıkarttım Derman. Tatlıyı piştikten sonra bir 10 dakika falan ilk sıcaklığı geçsin diye. Ilık yani. O sonra döktüm şerbetini. Şerbet soğuk muydu? Şerbet soğuk. Şeyi tatlı biraz sıcaktı yani. Çok aman aman sıcak değildi. Hamur olmasın diye. Vallahi güzel olmuş. Döktükten sonra da valla 10 dakika dışarıda durdurdum. Dolaba koyayım dedim ben şey çeksin içine. Sıcak çünkü şehir hepsi. Öyle işte. Nişastayla mı açtın? Evet. Ben açtım. Gerçek kendin mi açtın bunu? Vallahi ben açtım. Senden korkuyor valla. Şey ben ne yaptım biliyor musun? Ben ağızda dağılmaz çok güzel dağılmaz. Önce hamuru yoğurdum. Şey iki yumurta. Bir kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı tuz. Ondan sonra bir tane yemek kaşığı sirke. Süt. Sütte yoğurt koydum bir su bardağı, bir çay bardağı yağ. Önce yoğurdum onu 4 su bardağı onunla, 4,5 su bardağı. Onu 15 dakika falan dinlendirdim, tezi yaptım 4 tane. Ondan sonra nişastanı açtım, bol nişastanı. Atladım. Hani İkrayet'im şey yaptık biz Dilber tuttu, hatırlıyor musun? Onun büyüğünü farz et. Onu büyükçe açtım böyle kocamı. Tepsiyi altına koyup şöyle kestim ona göre. Her katına ceviz koyu koyu yaptım. Bezi 4 tane mi? 4 bezi. Bu nasıl biliyor musun? Tek tek açmadım. Dört bezden yaptım. Normal baklava gibi değil. Değil Derman ne yaptım biliyor musun kardeşim? Ama bir şey katman olarak araları şey kat kat. Kardeşim hani. Ne yaptım biliyor musun? Önce bir tane büyük bezi açtım tamam mı böyle? Tekrar katladım nişasta koydum patlaya katlayıp borç haline getirdim. O zaman onu, bu benim tarif değil. Değil mi değil. Seninki? Onu yine bir yine 15 dakika falan senin. Dinlendirdim Derman. Hani bezi bitene kadar. Hı-hı. Onu tekrar bir daha açtım böyle dümdüz kat kat koydum. Valla şöyle gösterdiğin zaman Rahim'e dört bezi ama kat kat olmuş. Valla evet. Dört bezi. Şöyle gösterdiğimiz zaman ellerine sağlık. Afiyet. Benim biz, diyen hatunlar yapamaz. Valla benimkinde de bazen Nail yiyebilir kardeşim. O kadar da abartmıyorum göbek. Var da getir. Nail söz verdim ben Nail'im ben gitmeden uzman sana tatlı yapacağım diye. Şöyle. Hep bizim Derman bize yap yediriyor Allah razı olsun. Amcam biz yaptıralım. Gözüküyorsunuz hep. Eline sağlık. Kesinize bereket. Allah afiyet daha çok verirsin. Amin. Kurban olduğum Rabbim olmayan herkese nasip etsin. Çok pratik aslında Derman. Valla evet. Arkadaşlar eşim diye demiyorum. Gerçekten çoğu kadın yapamaz. Ben de yapamam. Yapamam. Kendimi övmüyorum. Anne yaptın ya sen tatlı bayramda. Nasıl yapamam? Daha güzel yaptın. Hadi sen nereden çıkarttın bu şeyi? Bir de bunun şeyi çıktı. Hayır. Gerçekten. Yok onu yapamam. Bunu yapamam. Benimkinden yemekler daha da... güzel. Yemek yaparım. Her şeyi yaparım ama tatlı hamur yönünden arkadaşlar. Kurabiyelerin falan çok güzel. Kurabiye de yaparım. Anne baklava türlerini. Bayramda yaptın bir kere.
İlkaç'ım. Fadil Cufka'ya şey yazmış ya bugün bir tane bacımız yazmış. Ha Fadime Uyar. Ben de senin gibi hanım işlerini beceremiyorum diye yazmış. Ama bakınca yapıyorum. Aynen yani. Bakınca ben de yapıyorum arkadaşlar da. Bakmadan böyle kafamda hani şak 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 yapamıyorum yani. Onu bazı şeyleri ben de mesela bakmadan yapıyorum. Onu da bazı şeylere de bakarak yapıyorum. Ya da siz mesela devamlı yaptığınızda artık o beyne işlemiş. Ben bunu mesela beynime yazdım. İlkaç'ım ben bunu beynime yazdım mesela. Tripodumuz da Rahim'in bu arada canlar. Evet, merhaba canlar. Yapamam değil, yapma Yatkay. Yaparım da. Sen niye eksikliyorsun? Evet. Yanlış mı? Paran işte maşallah. Sadece hapardes bir yufka açıyorsun, o yufkayı dört de bölüyorum. Yani evet. Katlıyorum, tekrar bir daha açıyorum. Derdin neye de götürüyorsun çekirdekleri? Derdin neye? Göbek gitmiş almış başını. Ben sana çekirdek vallahi yapıyorum. Valla ömrük gibi olmasın da görüştü güzel arkadaşlar. Evet, evet güzel vallahi. İlk defa yaptım. Bir de kesim bir şekli falan da farklı yapmışsın. İlkaç'ın ağzına şey, sinir tadı gibi geliyor, fark ettin mi? Senin gibi. İçinde şey yok değil mi? Fıstık yok. Kayın da yok. Evet, güzel valla, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen ne yaptın Rahul? Evdeydim ben de. Rahmeli, rahmeli, cilveli, rahmeli. Derdim önceden rahmiye, şimdi büyüdü artık. Bana mı getirdin? Beni de dediğim zaman burada var ya. Başka bir meseydi. Çıkmayalım bacı, çayımız demlenir, çayla kalalım. Ana ayazınızı da getirebilirsin. Çekilecek mi? Getirin ben de uyduk çayını. Bacım da işten gelmiş, yorgun canlar. Yo iyiyim, geçti. Uzandım ben biraz. Şöyle annemin çayını bir çekeceğim. Tavşan kanı bunlar. Hayat, lafını tutar. Ama demlenmiş, yine beklettim arkadaşlar Hayat. Biraz. Attığımız yeri de görüyorsunuz. Mutfağa gitmek istemedim. Amca telefonuna bağlı. Ayma sana da katılır mı anne? Olur. Götür. Evet güzellerim. Ne yapıyoruz? Tavuklara ekmek ıslattım. Yiyorlar. Keyifli bir şekilde. Boncuk. Ne yapıyorsun anne? Ne oldu? Boncuk. Ne oldu? Tavuklarım yumurtlamaya başlamış canlar. Çok çok mutluyum. Bunların da aklı kesti. Havalarda ısınınca maşallah yumurta vermeye başladılar. Ah devirdiler. Bakalım kaç tane yumurtlamışlar. Havada biraz karardı. Derseniz getireyim. Aha da yumurtaları görüyor musunuz canlar? 4 tane yumurtlamışlar maşallah. Şu ekmek ıslattığım şeyi alayım da. Hah 4 tane. Maşallah. Çok sevindim tavuklarım. Kürekleyeceğini aklı kesince yumurtlamaya başlamışlar canlar. Teşekkür ediyoruz sizlere. Yumurta verdiğiniz için bizlere. Anam bu boncuğum da bu evin aç kedisi mi derler neyse. Ben sana mama vermedim mi? Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen anne? Bak ne istiyorsun? Heh. Oğlum akıllı bıdığım benim. Sen kardeşlerine mi bakıyorsun? Ha? Ne oldu boncuğu? Ha. Hadi gel gidelim. Şunların güzelliklerine Rabbim nasıl da vermiş. Çilli çilli, çeşit çeşit. Sizi verene kurban. Allah'ım nasıl da yaratmış. Rabbimin sessiz kulları bu hayvanlar. Canlar çok üzüldüm. Havamı görüyorsunuz. Ben onları severken yumurtalarını toplarken kedi bunu yiyecekmişmiş. Kanadının altını şey yapmış. Çok kötü yapmış hayvanın. Ağzından da kan geliyor. Şurada hırtacı abi var. Aksara şeyli. Nideli. Nideli. Onlar kurtarmışlar ama ölebilir bu. Gördüğünüz gibi kafa gidiyor. Bu zaten kafası yerinde değildi. Deli gibiydi bu. Ya. Boncuk dur annem. Sen ne yapıyorsun boncuk dur. Üç kedi bir tavuğa saldırmış. Üç tane kedi. Üç taneymiş. Onlar görmüşlerdi aldım. Bir de kediler de şey şu an kızan dönemindeler. Arabanın altına. Mart'a yaklaştık ya. Arabanın altına saklanmış. Oradan aldım ama koltuk altı çok kötü canlar. Yürüyebiliyor mu? Bırakayım mı? Bir? Oraya bir şey tendir yapalım bir. Tamam tendir dört var mı? Entezyot vardı. Bir bakayım o patik onlar için. Tamam koy oraya da. Zaten kaçacak hali yoktur onun. Oy kızım benim ya. Koltuğun altı çok fena.
derisini almışlar yani böyle kıpkırmızı canlar. Çok uzun. O bizim bir tane lohman tavuğumuz vardı. O daha beterdi. Yürüyorsa sıkıntı yok. Ben sana kıyamam ya. Ben hemen ilacı getireyim annem. Şey yapalım. Tamam. Şimdi falan kan var mı? Ay iyi hali. İnşallah bir şey olmaz. Hamur sardı daha da ama. Hamur kırığı olur. Kırığı yok ki bunun. İyi ya. Dur. Sen ne yapıyorsun? Dur. O da horoz. İyi ama anne öyle çok şey değil. O zaman oraya hemen batikon getireyim onu sürelim. Tamam getirelim. Kapat. Hiç ummadığından bir zarar gelmesi. O da bir can hani. İnsan üzülüyor canlar. Şimdi şöyle bununla o yarasına bir... Bilir de. Boncuk. Ne oldu anne? Çünkü bizim seviyordum. Bir tavuğa köpek saldırmıştı. Bir tane yumurta vermiş diye seviyordum. Aynen boncuk yapar mı? O tavuğumuz da yeşil yumurtluyordu. Öyle mi abi? Yeşil yumurtluyordu ama bir senedir yumurtlamıyor. Bir senedir. Ya yumurtlaması önemli değil abi. Onu odunluğa koysak aslında ama odunluğa da kedi giriyor. Onu yolarlar sabaha kadar yoksa. Evet anneciğim evet. Onu ayrı bir yere koyalım o yüzden. Eve alsak? Evde olmaz anne. Koliye alsak? Olmaz mı? Şşt. Bayağı da iyi aslında bak kaçıyor ediyor ama. Sen o taraftan git, o taraftan git. Korkusundan ya. Çok sıktırmayın tavuğu yakalarken. Neresi? Neresi? Senden taraftaki koltuk altına. Evet. Çok annem ya. Arkadaşlar ben hemen gideyim. Baş vursan anne oraya. Telefonun cebimde. Canlı ya. Anne ona dökülmez benim için. Annemin elinde baksanız da kan olmuş. Kan değil o tente diyor tayet. Bunu böyle koysak oraya da kanaması olmaz mı? O düşer ki. Bitmiş mi bu? Derisini yolmuşlar. Bitmiş. Gözükmüyor da. Dur. Telefonun almasın. Evet. Evet canlar. Boncuk da geldi, aramıza yattı. Aynen. Şu an dizimde yatıyor. Annesine babasının arasına geldi. Merhaba. Bunlar ne kadar sevgiye, ilgiye muhtaç olduğunu görüyorsunuz. Geldi, dizime yattı. Pati, patisi, patisi. Koşmuş 50 patisi. Ali, sen ne yaptın? Maske yaptık Ayaz'da. İkimiz bugün yine maske aldık. Ondan sonra yıkadık işte elimizimizi. Şimdi geldik. Selamun aleyküm abilerim ablarım. İyi. İyi abi burnun parlıyor. Vallahi mi? Evet. Su var. Evet güzellerim Nail de işten geldi. Yemeğimizi yedik. Aslında kurabiye yapacaktık beraber. Nail de şeklini verecekti. Ama modumuz pek kalmadı. Zaten ben bugün yoruldum canlar. Gülün Hanım'daydım bütün gün. Bayağı bir ütü vardı. Vallahi dostlar Derman'ın dediği gibi. Tavuğu kedileri parçalamış. Bayağı bir derisini yüzmüşler. Hatta ben onu dikeyim dedim ama dikilecek gibi değildi. Evet bayağı koltuğun altı gitmiş. Çünkü öyle işleri yapabilecek kapasite değil. Boncuk. Veterinerlik okumadım ama az da olsa bilgilerim var. Ama bayağı bir parçalamışlar hayvanın derisini. Ben de sonucu kesmekte buldum. Kestim çünkü mındar ölecekti hayvan. Temizledik duruyor şimdilik bakalım. En çok üzüldüğüm şey hayvan beslerken, bakarken ona bir zarar ziyan gelmesi canlar. Anne. Boncuğun da ayağına çok üzülmüştüm. Bir hafta sürdü, geçti onunki çok şükür. İkinci haftada tamamen düzelmişti. Daha önce balık baktığımızda oldu. Balıkta mantar olmuştu. Ona öyle üzülmüştüm. Kuşun da ağzında bir yaralar falan olmuştu. O da mantardı herhalde. Her tavuk da daha ferikti. İçinde abartısı söylüyorum minik minik belki 100 tane yumurta vardı. Zaten söylemiştim ya yumurtaya başlıyorlar diye çok sevinçle açmıştım. Bazen sevincin sonu hüzün olabiliyor ama Allah'ım yani veterinden korusun. Hani canına geleceğine mal diyeceğim ama şimdi videomuzu izleyip de hani aslı bir tavuk ya abarttınız diyenler olabilir. Dostlar gerçekten biz onları yumurtalarını yiyoruz kendilerine kıyamıyoruz. Bilmiyorum daha önce köydeki hayatlarımızda, köydeki yaşantılarımızda ben çok keserdim tavuk falan. Ne? Yerdik de. Ama bunları civcivken kendimiz büyüttük, besledik. Ne bileyim onlar böyle bir ailenin bireyi gibi bizim için. Vicdanı olan insan söylemez zaten. Evet. Ben onlar zaten videomun hani bu olay gelmeden de Allah'ın sessiz kulları diye severken hani o olay kapattım. Hemen çocuk geldi. Abla sizin tavuğumuş herhalde kediler saldırmış gelip alır mısın diye. Arabanın da altına saklanmış korkudan yazık. Kafası falan da düşünce
maalesef gitti yani. Olsun bakalım. Ne diyelim? Canımız sağ olsun. Öyle canlar. Ayaz'ın da abisi yüzünde şeyler olduğu için maske. Kil maske almış gelmiş. Git annem abin yıkasın. Hadi vurmuş artık. Sakız gibi kokuyor. Evet, ya. Hadi vurmuş artık, artık yıkayın. Biz yarım saat falan. Ne yarım saati? Evet canlar, Ayaz sakız gibi kokuyor. Yerinde. Varın. Siz ne yaptınız bugün anne? Anne, bu sakız kokusu tanıdık geldi mi? Evet. Durumlar öyle. Abi. Yemeğimizi yedik. Karnım doydu çok şükür. Ondan sonra keyfim yerine geldi. Karnım doydu bitti. Aynen, karnım doydu. Keyifleri yerine geldi. Şimdi dinlenme sırası. Aynen. Şimdi buraya sonra bir çay, bir kahve içeriz. Yorumlarını falan cevapladın mı? Valla var biraz daha da. Dün biraz önce cevaplamıştım. Biraz daha var. Onlar da biraz sonra cevaplar. İnşallah. O zaman bizlerden bugünlük bu kadar olsun canlar. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.